Merhaba, ben Selen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili takipçilerimle işinize çok yarayacağını düşündüğüm bir video paylaşmak istiyorum. Videonun amacına uygun olması için lafı çok fazla uzatmayacağım. Fakat videoya geçmeden önce de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone ol tuşuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve eğer videoyu beğenirsiniz lütfen beğene basmayı da unutmayın benim için. İsterseniz hemen şimdi videoya geçelim. Son zamanlarda kaşlarımın devamlı olarak sebebini bilmediğim bir şekilde fakat genetik olabileceğini tahmin ettiğim bir dökülme halinde olmasından çok fazla rahatsızlık duyuyordum. En sonunda da annemin ısrarlarına dayanamayarak kendisinin de çok uzun zamandır kullandığı bir yöntemi denemeye ve bunu da sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bu yöntem çok basit bir yöntem. Evde kendiniz rahatlıkla uygulayabilirsiniz. İsterseniz hemen şimdi malzemeleri anlatmaya geçelim. Bu formül için bize gerekli olacak iki şeyden birincisi aloe vera, ikincisi de Hint yağı. Aloe vera'dan bahsedecek olursak kendisi tıbbi amaçlarla kullanılan bir bitki türüdür. Hatta günlük hayatımızda kullandığımız bakım ürünlerinin içerisinde görmek fazlasıyla mümkündür. İçerisinde A, C, E vitaminleri ve çeşitli yararlı mineraller bulundurur. Hatta en zengin doğal nemlendirici demek de mümkündür kendisine. Aloe vera'nın daha birçok yararı var fakat bunların hepsinden bahsedecek olursam bu video milyon dakika uzunluğunda olacaktır. O yüzden bir an önce Hint yağından da bahsederek yönteme geçmek istiyorum. Belki birçoğunuz bilmiyorsunuzdur fakat Hint yağı saç ve kaş güreştirmede çok uzun zamandır kullanılan bir yöntem. Bunun yanında yine Hint yağının sivilceleri geçirme, yara izlerini iyileştirme, kırışıklık, saç kıran, çatlak tedavisi gibi birçok şeye iyi geldiği saptanmıştır. Şimdi yöntemimizi nasıl uygulayacağımıza gelecek olursak, aloe verayı ortadan ikiye bölüyoruz. Bu arada ben aloe verayı evimde yetiştiriyorum zaten. Kesinlikle siz de bu şekilde yapmalısınız. Nereden bulacağız diyecek olursanız ben benimkini Koçtaş'tan aldım. Siz de yine Koçtaş'tan alabilirsiniz ya da yakınınızda bir çiçekçi varsa oradan da temin edebilirsiniz. Şimdi bu aloe verayı ikiye böleceğim. Ondan sonra da jelini çıkartacağım. Şu şekilde ikiye bölüyoruz aloe veramızı. İkiye böldüm ben. İçi çok jelimsi bir yapıda. Bu jelimsi yapayım. Bıçağın yardımıyla şu şekilde bir kaba, şöyle bir kaba akıtıyoruz jelini. Bu şekilde yumurta akımsı, jelimsi bir yapısı var. Kendisinin, ah bakmasaydı. Neyse. Size göstermek için çok az bir miktar çıkarttım ben. Ondan sonra Hint yağımızı da alıyoruz. Göz kararı eşit olacak. Birbirine iyice geçecek şekilde bir miktar içine Hint yağı katıyoruz. Bu şekilde göz kararda biraz Hint yağı koydum. Bu iki malzemeyi kaşıkla iyice birbirine geçmesini sağlıyoruz. Daha sonra bu hazırladığımız karışımı isterseniz parmaklarınız yardımıyla, isterseniz de kulak çubuğu yardımıyla kaşlarınıza süreceksiniz. Ne zaman sürmeliyim? Gece yatmadan önce sürmeniz ben tavsiye ederim. Çünkü gün içinde ellerimiz devamlı kaşımızda, yüzümüzde, saçımızda olduğundan bulaşmasını istemeyeceğimiz yerlere de bulaşmayacaktır böylece. Ve doğal olarak gece uyurken gözlerimiz kapalı olduğu için bu yaptığımız karışımın da gözümüze kaçmasını engellemiş oluyoruz böylece. Şimdi birkaç dipnot vermeden geçemeyeceğim. Birincisi, eğer bu karışımı hazırladınız ve kullandıktan sonra da arttı. Ne yapacağız? Bunu kapalı bir kutunun içine koyarak buzdolabında bir haftayı geçmeyecek sürede saklayabiliriz. İkinci olarak bu yöntemi kesinlikle bir hafta ya da iki hafta gibi sürelerle deneyerek kesin sonuçlar beklemeniz doğru olmaz. Çok düzenli ve uzun süre kullanımda gerçekten sonuç alacağınızı göreceksiniz. Üçüncü söyleyeceğim şey ise bu karışımı kaşınıza uyguladınız. Derinizde yanma, dökülme, kızarıklık, kaşıntı gibi belirtiler gösterirse lütfen kullanmayı bırakın. Bu yöntem size göre değildir. Çünkü herkesin vücudunun kimyasal tepkimesi, biyolojisi farklı. Bende işe yarar, sizde yaramaz. Bende kaşıntı yapmaz, sizde yapar. O yüzden dediğim gibi eğer denediniz, sizde işe yaramadı, sizde kaşınızı güreştirmedi, lütfen bana kızmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve umarım içinizde deneyenleriniz olursa böyle gür gür kaşlara sahip oluruz hep birlikte. Bana aşağı yorumlar kısmına mutlaka yorumunuzu bırakın. Denediyseniz nasıl sonuçlar aldınız? Ya da bana önerebileceğiniz, ileride çekmemi istediğiniz başka videolar var mı?
ya da kaş çıkarmayla ilgili başka yöntemler biliyor musunuz? Bunları aşağıya lütfen benimle paylaşın. Çünkü ben sizinle fikir alışverişi yaptığımda gerçekten çok mutlu oluyorum. Benim videom şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.